Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Amma ba'd. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya çeksiz hamdü sanalarımız bulsun. Sarvari kainat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bugün her gün gönlük salavat ve salamlarımız bulsun. Yine sizi bizim Meneşe'de yorumluk günü salamet etkildi. İbadetine layık kaldı. Bana uzak yakınlardan masjid sarıklardan basıp gelip namazına intizar olup oturduğumuz her bir basıp gelen kadınlarımızda vaat edilen derece hasanatlarını yazmayan olsun. Ve her bir kadınlarımız tüfeili ölçülebilen günahlarımızın Allah-u Teala ölçülebilen olsun, kefalara tutulgen olsun. Bugünkü günü barçamız için hayırlı, manfaatlı olsun. İbadetlerimizin hem dualarımızın hem kabul olsun. Bu insaniyet dünyaya gelirken elbette Allah Subhanehu ve Teala'nın verilen nimetleri dünyanın çok büyüklüğü. Yani şu nimetlerinin içinde yaşasılığı malum. Allah Teala uzun nimetlerin ne kadar çok büyüklüğü kadar bir ayette devam edildi ki Euzubillahimineşşeytanirracim ve in te'udhu ni'metallahi ila tuhsuha innallaha lagafurur rahim. Eğer Allah'ın nimetlerini sanırsanız, sanalını yete almayasınız. Hakikaten Allah keçirimli ve rahmetli dövündür, merhametli. Ve hakikat Allah Allah'ın verilen nimetleri düzeyen bir kısavsız. Bunu hala hiç kim kısavını yete almayan, elbette bana bu ayet hak, kıyamet geçer insanlar Allah'ın nimetlerini sanalını yete almazlar. Şimdi bugünkü sohbetimiz ayetler hakkında. Her bir insan var ki elbette dünyada yalnız yaşamaydı. Aile kurup, ailede yaşaydı. Dinimizde bu aile hakkında kanaka bir sözler var. Aile dinimizde kendi kabul kılınırdı. Onun başlangıçlığı kendi buladı. Onun münasebeti kendi buladı. Ailede ilgilerini görüntüleri bugün güç vazifeleri kendi buladı. Menajlar hakkında bir gün söz verirlerse şayet ki ailelerimiz müstahkem olsa, çırali olsa, hayatımız şimdi paralan olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aile hakkında şunu dediler ki اَنْنِكَهُمْ سُنَّتِي اَنْنِكَهُمْ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي. Ayetler ki nikah bu benim sünnetimdir. Aile kuruş, nikahlanıştık demek peygamberlerinin sünnetidir. Eğer kim bana şu sünnetimle amel kılmasa, menden emas dediler. Yine şu hadisinin devamını ettiler ki تَزَوَّجُوا فَاِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْاُمَمْ. Üylenirler, men ümmetler aldığında sizlerin kökçelik ikerliğinizden fahirlenemem. Ey yaşlar cevabısı, sizlerden kim ayrı bakışke kadir bozu üylensin dedi. Hanaki bu hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrı buluştuk sünnet ikerliği. Yaşlarına üylenişlikle takdir kılıyor geldiği şükürlerine ailenin bakışlılıkla kadir boza diyen sözlerine koşuyor. Hazır hükümdeki ailelerdeki oluyorken şu mavcılık, geliş mavcılıklar, cüdü köpü hala ballarımız, gidilerimiz ailenin bakışlılıkla tayyar bulunuyen halette otasının kuruya ve başka halatından yeni üylenip ongerliği akıbatıda bana bunlar hangi bir ailedeki gelişme açıcılık ve bir nezalar, cendereler çıkışlık gibi bir fark. Elbette demek ki aile kuruyorken yiğit öşü ailenin bakışlılıkla kadir buluşuyor. Çünkü ailenin bakışlılık erdi zinmesi olur, ayağının zinmesi olur. Üylenirken yiğit nikahı yorgan ayağını, tuğulgen farzatların hammasını tola döküs. Bakışı, kiyindirişi, yücelerle tamirleşi, ve kendi yerine başka hareketler olursa hem basını kötüleştirdiği bir yerde vazifesi. Öşür ürünlerine yiğitli bölümde bulur. Bana şu nasırlar da kılığa ağırlayan olursa, ürünlerindeki tarifi kalır. Eğer bu nasır kurudan kiyemezse, yok, bu işliğinden saklayıştık için boza tutuştaki bölümde başka hadisler var. Şu nasırı kaldır olursa ürünlerse, eğer bölümde kaldır olmasa, ürünlerindeki imkanı olmasa, boza tutup yürüsün diye. Şahlıvatını sındırıştık için. Aile kancalık müstahkem olsa devlet,
cemiyet, insanlığa şu yaşayış tarzı şuna kadar hatıcam ve müstahkem olurdu. Lekin bazı da şimdi ailelerini bilemiz ki, hani şu ailelerde bulurken macabalarına, gelişme ortaklıklarına kirgenimizde sezemiz ki, arzınlayan küçük ne gerek hemçiliğini keçere alına geldiğince, hatta birlikte ailelerine buzul ekkerliği için oluyor. O halde Allah'tan şimdi merhamet kıladı. وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ayollar bilen erkeklerde muamele edici hakkında ayet Allah Ta'ala. Ular bilen, yani ayollar bilen tatlı oturmuş geçirirler. Eğer onların yaman görseleriniz, bilip koyun ki, belki sizler yaman görgenlerse de Allah sizler için köp bir yakışıklı payda kılışan mümkün değil. Bazı da şuna kabul edildi. Gelin yok da bir kuralara gidiyor. Nümadır kemçiliğine eklediler. Aslında bu kemçiliği başka bir yer var kemçiliği. Bu kemçiliği keçir varsa o da değil kemçiliği. Lekin köşe kemçiliği de şuna var dediler. Bu undek, bu undek, şunlara bol yaşarımdan diye kalın var. Ve halbuki Allah Ta'ala onlardaki köşe sızgı yaman görüngen dersanın arkasında nümadır yakışıklı vardır. Yani başka bir hadiste hem Peygamber bu şu ayetini bir tasdiki sıfatı da eğer bir ayolunu nümadır fiili, nümadır muamelesi sizi yapmıyor olsa ayolunuz dediydi. Başka yapabilen tarafından var mı? Şunu bunu oraya koyup yaşattık dediydi. Daha var acelesizlikle şaşmıyorlar dediydi. Lekin biz öşü bitti hata sanki ortadaki farzatla bitti mi iki tane görünmeyi koyardı. Keçeriştiydi bilmiyatımızda şunlar oylarını yengil sana acelalıştık geçe bakıyor. Aslında Müslüman adam bunda bulmazdık, bunda bulmazdık ki. Erkek kişinin vazifeler hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam şunu dedi geldiler. An tut'imaha ida ta'ite ve teksuha ida ktesayte ve la tatri bil vajh ve la tuqabiyya. Kaçan kandı avfatlansın şunu diye avfatlandırayım. Ya ki kaçan özün nümadır kiyse inge hem giydirgin ve yüzüge vurmayın. Hakarat kınayın dedi. Erkek kişiye nasihat vermiş. Özü yiyen tamamlardan yedirişi, özü yiyen de kiyindirişi, yüzüge vurmasızlığı hem de hakarat vurmasızlığı. Bana şu hakarat vurmasızlığın hiç yok atışlık kıyım burada çünkü yok kualatlarda yiğitler derhal ayağını, hatta onu yolturuyan otomasını koşup hakaret ettiğini aldılar. Rüyam kırıya tez gelirken sözler, bana şundan ihtiyat buluştuk gerek. Peygamberimiz Aleyhisselam da şunge çakadı. Hakaret kılmasızlıkke çakadı. Ana bu şey hakaretin arkasından başlanan özgürden bir kaçlı, ailenin ortasındaki rişteki ders geçirdik. Farzatlarına şu üyelenen okullarının otaları, üyeleştan aldım, çırali nasihat kılıştık gerek. Ailenin kanaka mukaddesliği geldiğini, ailenin kanaka yetinç bulsa, bu şu ailenin kanaka buluştuğunu örgüye koştuk ki. Abdurrahman Fikret şunu dediler, kim ki bak ahlak balalarını terbiye kılsa, yani terbiyesiz balalarını üstlese, korkuyama balalarını üstlediyen bulsa, bu şu adam dediler, insanlarca en katta düşmanlığı diyen adam olur. Atrafımızdaki yaşlarımız, ertteki ular ayla kurganda özü barhub olsa, hukuki yakışı bulmasa, ular bağlarının tatbileştirilmeydi, ulardan keyingi avlat bundan da beterbiye buladı. Şuna bakılır, bütün insaniyet, bütün cemiyette, ular o şirkette bir düşman çizgini boşluğa bir yanlarını dedi. Bakalım ki, halkımızda bir çıralık sözler var, birini görüp şükür kıl, birini görüp fikir kıl. Halatımız yakalar, eğer kandili bir kıyınçlik bulurken bu sahilede atlamımızdaki aşkı avaylarda bu, kuru, koştun, hanımdaşlarda var. Bunlarla ailesinden hem ihtimal bizdikten göre çakalar, muammalar var. Bizdikten göre bir kıyınçlik şahitlerde yaşayabildi. Hani o şeylerle az yine fikir böyle diyen olsak, özümüzü halatımızı şükür kılıçlık payda olur. Şu oyunda, işte bazı bir ailelerde, bugün vakiyelerde hazır etmek zorundaydım. Cencerleşerdi, gerek yok, aradaşlardı. Şu nefe kayıtlarda durabiliyor, yarıştırmaksız olacağım kayıtlarımızda. Bazı oralarda şunu diye buluyor ki,
kuyov bola ham, kelin ham yashaysa bor. Ikkovi ham yashaysa bor. So'rasiz, gaplasiz, kuyov bola ajrashadi, xotinim yo'q deydi, yashayman deydi, bitta ikkita bolam bor deydi. Kelin ham shu gapni aytadi, yashayman deydi, ajrashgim yo'q deydi. Lekin mana shu joyda bitta katta bir muammo, o'sha qizning onasi, kuyov bolaning qaynonasi ko'proq o'ynayapti. Jahillik tufayli, ilimsizlik tufayli o'sha ayol kelinning onasi, qizning onasi yoshlarga zulm qo'yayotganini bilmaydi. Surishtirsiz, qanchalik bir vaqtda bo'lgan ish yoki bilmasam aytib qo'yilgan gap esdan chiqarmaydi. Falon paytda bunday ish qilgan edi. Falon paytda menga shunday gap aytganida, tamom bo'ldi, yarashtirmayman, yashatmayman, men o'g'lim boshqa uyga. Shu gapdan boshqa hech narsa aytmaydi. Endi o'sha oiladagi erkakka aytadigan bo'lsangiz, go'yoki endi kelin bilan shu qaynada o'sha bilan biroz qiz yashaydi deb o'zini chetga suradi. Ertaga ana o'zini chetga surayotgan erkak bugun qutulayotgandir. Lekin o'sha oilaning buzilishiga sabab bo'lsa, nechtadir bola yetim qolishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, qiyomatda o'sha xotinni degan lohaqligiga birinchi navbatda o'sha er oilani boshladi, xotinni boshqarolmagan erkak javob beradi. Buni qilmaslik kerak. O'sha ayolni yo'lga solishlik, ayol bilan kelinni o'rtasidagi munosabatni kelishlik oiladagi erkak kishini eng asosiy vazifalari kiradi. Ana o'shanga loyiq bo'lish kerak erkak kishi. Nohaqlik zulmga bebaho qarab turmaslik kerak. Qo'pol ishni yo'qlagan narsa ba'zida qizni otasi yoki onasi tarafidan ham bo'ladi. Kuyov bola yashayman deydi, kelin yashayman deydi, lekin haligi qizni onasi yoki otasi yo o'g'li yashamaydi deydi. Uchta, ikkita, to'rtta bolasi bo'lsa ham shu gap. Yo yashamaydi, u qancha qiyinchilik ko'rdi, uyga sig'madi, ular buni qadriga yetmadi. Shunga o'xshagan bir bolada bir yo'q gaplarni gapiradi. Ha shuncha yil yashab keldi-yu, shuncha bola ko'rdi-yu. Hamma oilada bor, bundan battar qiyin sharoitda yashayotgan oilalar bor desam, yo'q, quloq solmaydi. O'sha ona yoki ota yo'q edi. Uyini o'zim baholayman. Sharoitini o'zim qilib olayman. Ular bu bilan bir katta xato qilayotganligini, bitta oilani buzib, bolalarni yetim qilayotganini o'ylamayapti. Bugun o'zlari bo'ldi o'sha ota-onalar. O'sha uyga sig'ayotganlar. Ertaga ota-onani o'ylamaymi? Ular dunyoga o'tganiga aka singil bo'lishadi. Akani bolasi singilni bolasi sig'may qoladi. Ana bundan keyin o'sha bu yoqda uni javobini berganda bu narsani kech bo'ladi. Shuning uchun o'sha yoshlarni holatiga o'ziga qarashlik kerak. Qiz uzatgandan keyin qizga aytish kerak. Bo'ldi, endi sen o'sha uyda odammisan sen? Bizga mehmon bo'lib kelasan. O'sha uy seni uying, o'sha uydagilar seni egalari degan narsani qattiq qilish kerak. Uyga kelishiga qachon kelasan? Kimdan keldin? Sabab keldim degan narsani tergab turish kerak. Haligi qizni uyga mehrini oshirmas kerak, ota uyga. Mehrini solish kerak deymiz. O'sha qir o'rganish kerak. Qachon kelding? Nima? Qachon ketasan? Nima kelding degan narsani so'rash kerak. Bir kun kelsa, yana bir kun qolaman deb olib qolsangiz, o'sha yuz berganim bor. O'zini yaxshida. Biroq to'y onasi chiqib demaydi, nevaralar ham nevaralar turadi. Shu bilan haligi yillar o'tadi, keyin kechaveradi. Haligi oilaga o'rganolmay qoladi. Shunaqa oilalar bor hozir hozirda. Uni o'rniga demak o'sha o'zini oilaga mustahkam bo'lsin, deb kelishib o'shayotgan qaytarishlikni harakat bo'lishimiz kerak. Buni ko'ngliga qarab, oilasini buzishga sabab bo'lmasligimiz kerak. Bo'laverdi hamma oilada ozgina yo'qchilik bo'ladi, ozgina kamchilik bo'ladi. Lekin ana o'shalarga sabr qilib yashashlikka o'rgatishimiz kerak. Ota-onalar oilani mahkam tutishligini demak ta'minlashlik kerak. Ba'zi xatolar bo'ladi. Mumkin kuyov bolasidan o'tar, mumkin kelindan o'tar, qizimizdan o'tar, kuyovimizdan o'tar. Nima bo'lganda ham kechiradigan ishlar bo'lsa kechirish kerak. Oilani qachon kechirib bo'lmaydi? Qiyomat kelganda kechirib bo'lmaydi. Ayol kishi qiyomat qilsa, erkak kishi kechirmasdan yashamayman, bo'ldi ajrashadi. Erkak kishi qiyomat qilsa, ayol kishi bo'ldi men yashamayman, bu menga loyiq emas deb ajrashish haqqi bor. Lekin undan boshqa narsalarda kechirishlik mumkin, oilani tiklashlik mumkin, shu narsani ehtiyotli qilishlik kerak. Va yana yoshlarga o'rgatib qo'yish kerakki, darhol sal janjal bo'lganda og'ziga yomon so'z ishlatib aytish qo'yyapti.
talab degan so'zni, hatto talabdan eng og'irini qaytadigan qilib bo'lmaydigan aytib kelyapti. Undan keyin o'rtaga kattalarni olib keladi, yig'laydi, u bo'ldi, bu bo'ldi, bilmay aytibman, tushunmayapman deydi. Aksincha, dinimizda buni tushunmas deydi, uzri bo'lmaydi. Talab, nikoh masalalarida bu hazili ketmaydi. Bilmayapman, tushunmayapman, aytibman degan gap o'tmaydi. Og'izdan chiqqan narsaga qarab hukm qilinadi. Shuning uchun bolalarga otalar o'rgatib qo'yish kerak. Kattalar yoshlarga ikkalarga o'rgatib qo'yish kerak. Ikkala uylanyapsan, tilingga pishirmasan, shunaqa shunaqa holatlarda oila buzilib qoladi, nikoh bekor bo'lib qoladi degan narsani aytishlik kerak. Ana o'shanda oila chiroyli bo'ladi. Hech kim farzandini, oilasini buzishini xohlamaydi aslida. Qiz uzatgan ham, o'g'il uylagan ham o'sha birinchi turmushidan chiroyli yashashni xohlaydi. Lekin biz o'sha g'ururimiz, ozgina mag'rurligimiz, ozgina johilligimiz sababidan shunaqangi oilalar buzilib ketyapti. Hammamizga demak, farzandimiz chiroyli yashashligi quvontiradimi? Ana o'sha holatni biz yaratib berishimiz kerak. Ba'zida ayol kishilarda bir erkak kishini hurmat qilmaydi, yomonlik bo'ladi. Shunga ham chidab yashashlikka chaqiradi. Shayx Abu Muhammad ibn Abu Zayd ilm va diyonatda juda ham yuqori odam bo'lgan kishi. Shu kishini xotini shunaqa bir erga behurmat qiladigan, beodob, betarbiya ayol ekanda, buni qo'li boshidan hadda biladi. Tili bilan erga ko'p ozor berar ekan. Shunda o'sha mahalladagi odamlardan ba'zilar aytgan ekan. Siz bu xotinni qo'yib boshqa olsangiz bo'lmaydimi? Shu bilan yashashga majburmisiz? Hech bir sizga kun bermaydi deganda bu kishi aytgan edi. Haqiqatdan Alloh taolo menga salomatlik berdi. Sog'-salomat ilm berdi, obro' berdi, odamlarning o'rtasida bir yuqori maqomga erishtirdi. Endi bir qaysir gunohim bordirki, menga mana shu ayolni xudo nasib qildi-da. Agar edi men bundan ajrashsam, bundan baxtaroq yomon sinov berib qo'ysa chidamay qolsam-chi degan ekanlar. Bunga chidolaman deb haligi ayolni o'sha kamchiligi, qiyinchiligini, yomonligini kechirib yashayotganligini aytgan ekan. Ba'zi shunaqa ham qilish kerak bo'ladi. Sal narsaga ayolni ayblab, uni do'pposlab yoki bir boshqa holat qilib ajrashishlikka tayyor turmasdan kechirishlik kerak, yashashlikka harakat qilishlik kerak. Ikkala tarafdan ham shu farzandlar tarbiyalayotganda o'g'il qizlarni oilani mahkam ushlashlikka o'rgatsak, ancha-muncha qiyinchilikka sabr qilishlikka o'rgatsak, inshaalloh oilalari chiroyli bo'ladi. Ular xato qilsa biz o'sha xatoni davom etkizmasdan tuzatishga harakat qilaylik. Gap topib kelsa, ba'zi bo'lishi mumkin-da, kelin uzatgan qiziz qaynar yomonlab kelib qolsa, er yomonlab kelib qolsa, darrov og'zini yopish kerak, yomonlamish kerak. U bitta yomonlasa, sizni ham qarz kelib g'ashlanib qoladi-da. Bugun bitta yomonlatdi, ertaga bitta yomonlatdi deyapsizlar, sizda nafrat boshlanadi. Endi ikki nafrat qo'shilgandagi, ikkovingiz bir tarafga qolasiz. O'shlarni qilmasdan to'xtab, bu yerda gap deb yo'q kelmagan. Bu yerda gap yo'q tashlamagan desangiz, ana o'shanda oilani chiroyli saqlagan bo'lmasdan. Alloh taolo barcha oilalarni tinch qilsin. Yaxshi niyatda uzatilgan qizlarda o'sha xonadonda chiroyli yashash nasib qilsin. Yaxshi niyatda uylangan ikkalamizga Alloh taolo o'zi baxt saodat nasib qilsin. Yana bugungi mavzuyimizda qo'shimcha ma'lumot bor edi. Hozirgi kunda mana inson uchun eng ulug' ne'mat, Alloh taolo ne'matlarini sanasak, uni hisobi yo'q deb mana aytdik. Haqiqatan Alloh taolo ne'matlarini behisob ekanligi. Alloh taolo bergan ne'matlarni hisobi yo'q ekanligini aytgan bo'ldik. Mana shu ne'matlardan yana biri tinchlik. Hozirgi kundagi tinchlikni qadriga yetishlik. Qaysiki joyda bir janjal bo'lsa, bir urush bo'lsa, o'sha joydan baraka ko'tarilib ketishligi haqida juda ham ko'p chiroyli gaplar bor. Atrof davlatlarda bo'layotgan holatlardan xulosa qiladigan bo'lsak, qo'shni Qozog'iston davlatida bir necha kundan beri qanday to'polonlar bo'layotganligini juda ko'pchiligimiz mana eshitiribmiz. Ana o'sha joydagi bo'layotgan holatlar albatta xalqimizni ogoh qilishlik kerak. Bu yerda kim qiynaladi? O'shanaqa to'polon bo'lgan joyda albatta oddiy xalq qiynaladi. Ibodatiga bemalol borib kelolmaydigan vahima bo'ladi. O'sha qissa janjal to'polon. Qancha-qancha begunoh odamlar o'sha joyda qurbon bo'ldi. Bu yerda endi ozgina bitta bahonani ro'kach qilib,
o'sha bir kichkina narsani talab qilib chiqqan bo'ldi-yu, lekin maqsadi boshqa ekanligi ayon bo'ldi. Va buni orqalarida kimlardir qaysi boshqa kuchlar o'sha Qozog'istondagi vaziyatni izdan chiqarib, o'sha joyga ehtimol bir boshqa terrorchi oqimlarda qo'li bor deydilar ba'zilar. O'sha qatl qo'lon qilib, qandaydir qurolga, qandaydir mablag'ga ega bo'lsa, o'zini bir imkoniyatni kengaytirib olsa, ertaga qayerdadir yana bir nima ish qilishlikka qodir bo'ladi. Shunaqa ma'noda shunday bir ishlarni uyushtirdi degan xulosani aytishadi. Lekin musulmon odam shunaqangi fitnalarga aralashib qolmasligi kerak. Fitna bo'layotgan joylarni uzoqroq bo'lishlik kerak. Chunki o'sha fitna kimnidir joniga, kimnidir moliga zarar yetkazib sabab bo'ladi. Qaysiki bir musulmonning joniga yoki moliga zarar yetkazadigan bo'lsa, o'sha odam eng katta gunoh qilgan bo'ladi. Shunday o'rinlarda mana bu oyatga amal qilganligimiz biz uchun yaxshiroq bo'ladi. Alloh taolo aytadiki: "Va atiyulloh va rasulahu va la tanaza'u va tafshalu va tadhaba bikum wasbiru innalloha ma'as-sabirin." Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar. Nizolashmanglar. Aks holda suslashib ketasizlar. Shamolingiz, bu shamolingizdan maqsad obro'yingiz debdilar. Obro'yingiz ketib qoladi. Sabr qilingiz. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilardan biri deydi. Dinimizda birovga zarar berish ham, o'zi zarar ko'rish ham yo'q. Mana bunday to'polarning ortida kimdir o'zi zarar ko'radi yoki kimdir zarar bilantiradi. Ana o'shalarga oqibatda juda ham bir katta gunohga, ommaviy gunohga sabab bo'ladi. Ayniqsa o'sha fitnalarda aytadi, bu fitnalar orqasidan butun bir jamiyat qanchadir sanoqsiz odamlar zarar ko'rib qoladi. Shuning uchun ham hattoki fitnani chiqishiga sabab bo'lishlik odamni o'ldirishlikdan ko'ra gunoh ko'proq deydilar. Bitta odamni o'ldirgan odamni gunohi qancha? Qur'on Karimda agar kim bir odamni nohaq o'ldirsa, bu odam abadiy jahannamda qoladi degan oyat bor. Bir odamni nohaq o'ldirdi, bu odamning jazosi jahannamda abadiy qolish. U jahannamdan chiqmaydi. Endi bu fitna qilgan odamlar, o'shanaqa to'polonda qancha begunoh odamlar o'lsa, o'shalar o'lganiga sabab bo'ladigan bo'lsa, haligi aytgan holat ularni endi gunohlari hisobsiz bo'lib qoladi. Alloh shundan saqlasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tinchlik va xotirjamlik eng ulug' ne'mat ekanligi haqida bayon qilgan. Shunday ulug' ne'matki, ba'zida odamlar bu ne'matni borida qalbiga yetib qolishadi. Qachon qo'ldan ketgandan keyin qadrlarini bilmaydi. Shunday bo'lmasligi uchun biz musulmon sifatida mana shunaqangi bir fitnalarga aralashib qolmasdan, kimdir nimadir desa, o'sha narsani haqiqatini bilmasdan ergashib ketishlik oqibatida o'zimizga yoki kimgadir jabr ko'rsatgan Alloh saqlasin. Yurtimizdagi tinchlikni Alloh taolo o'zi barqaror qilsin. Yana bir bor oyatda Alloh aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu qulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwati ash-shayton innahu lakum adu'un mubin." Ey iymon keltirgan odamlar, yoqasiga itoatga kirishingiz shaytonning o'zidan yurmanglar. Albatta u sizlarga aniq dushmandir. Mana shayton demak sizni bizni qaysi tarafdan kelib qanday vasvasa qilishini ba'zi bilmay qolamiz. Buddagi bir to'g'ri narsani talab qilayotganda to'g'ri ish qilayotganda ko'rinadi-yu, oqibatda mana shunaqangi bir ko'pchilikka zarar yetib qoladigan ishlar borki, ana o'shalar ham shaytonning vasvasalaridan. Boshqa o'sha Qozog'iston davlatidagi bo'layotgan beqarorlik, hozirgi tartibsizliklar, qancha odamlar mol dunyosini ajraldi, qancha odamlar joniga zarar yetdi, yuzdan ortiq odamlarda aytadi jarohatlanganligi, yana bir nechta odamlarni vafot etganligi bayon qilindi shu joylarda bo'layotgan voqealarda. Endi buni orqasidagi o'sha davlatni o'zini idoralariga, xalqni mulklariga yetgan zararlarni qoplash. Uni tashqaridan boshqa bir davlat kelib qolmaydi. O'sha odamlar o'zlari yana qiladi yoki davlat qiladi. Mana bu ham insonlarga yetgan bir katta zarar bu. Vaholanki dinimizda birovga zarar berish yoki o'ziga zarar keltirish mumkin emas. Bu katta gunohlardan sanaladi. Shu sababli dinimiz o'sha sizni bizni tinchlikka, o'zaro mehr-oqibatga chaqirib qoladi.
Tinchlik, xotirjamlik Alloh taolo tomonidan berilgan eng katta ne'mat ekanligi yuqorida aytgan hadisga binoan. Qolaversa bu tinchlik Alloh taolodan beriladigan ne'mat ekanligi shundayki, bir hadislarda aytiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohdan avf va tinchlik omonlikni so'raydilar dedi. Buni to'g'ri bir navizamizda ham aytgandik. Nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi din va dunyo degan bu oti mashhur duo Rasululloh ko'p aytib yurganlar. Bizga ham buni aytishga tavsiya qilgan duo deb aytgandik. Xuddi ana o'sha duoni ma'nosi shuki, Allohdan avf va tinchlik omonlik so'rab yurish kerak. Birinchi navbatda bizga gunohlarimizni kechirishni so'rash deymiz va albatta bizga o'sha dunyoda ham oxiratda ham tinchlik omonlik berishligini so'rab yurish kerak. Chunki dedilar mana shu hadisda davomida Alloh taolo tomonidan bandalarga beriladigan bu dunyodagi eng katta ne'mat iymondan keyingi eng katta ne'mat o'sha davrdagi berilgan tinchlik va omonlik bo'lgan ekan. Qarang, insonlarga iymon eng katta ulug' ne'mat bo'lsa, ana o'sha iymondan keyingi ulug' ne'mat insonlar uchun tinchlik, omonlik degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Haqiqatda mana bu tinchlik bo'lgan joyda hamma narsa o'z o'rnida bo'ladi, xususan ibodatlar. Agar tinchlik bo'lmasa, o'sha joyda insonlar hayotida halovat bo'lmaydi, ibodatda halovat bo'lmaydi, ibodatni chiroyli ado qila olmay qoladi. Shuning uchun ba'zi holatlarda bilib bilmasdan kimningdir aldoviga, fitnasiga ergashib qolmasligimiz lozim bo'ladi. Ulamolarimiz tinchlikni saqlashlik uchun ba'zi tavsiyalar berganlar. Insonlarni oralarida jamiyatda tinchlik bo'lishligi uchun odamlar o'zaro ahl bo'lsin debdilar. Bir-birlariga ishonch yo'qolmasin debdilar. Ana o'sha joylarda inshaalloh tinchlik bo'ladi. Birovning mulkiga biroq ko'z olaytirmasin, birovning moliga ko'z olaytirmasin. Hamda o'sha insonlar o'zlari Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, o'zini va boshqaning mulkini biladigan bo'lsa, ana o'sha joylarda tinchlik bo'ladi. O'sha joylarda barqarorlik bo'ladi. Qaysiki joylarda demak tinchlik bo'lsa, o'sha joyda barqarorlik bor, o'sha joyda rivojlanishlik bor, o'sha joyda musulmonlarning har bir ibodati chiroyli ado bo'ladi. Alloh taolo yurtimizni tinch qilsin, har xil balo-qazolardan o'zi yurtimizni, xalqimizni saqlasin. Mana shu Qozog'istonda bo'layotgan voqealarga nazar jihatiga e'tibor qaratilgan mutaxassislarning fikrlari o'sha joydagi tartibsizliklarni zaminida deydilar. Qaysidir bir ekstremistik oqimlarning ta'siri bor deb xulosa qildilar. Yuqorida ham aytdik, bu mazmunda o'sha to'polon sababidan qandaydir qurolga ega bo'lib olish yoki o'zlarining faoliyatini kuchaytirish uchun mablag'ga ega bo'lib olishlik maqsadida ana shunaqangi odamlarni gijgichlab davlatga qarshi qilib odamlar orasida bir ixtilof to'polon chiqarib kirib o'zlarini maqsadlarini amalga oshiryapti. Bu shuni singari har joyda, har makonda, har yerda, har xil oqimlarda ta'siri shunday ba'zida ko'rinib, oshkora, ba'zida ko'rinmasdan maxfiy o'zlarini faoliyatini yuritadi. Bizdagi o'sha ta'qiblangan oqimlar juda ko'p aytganmiz, jihodchilar, salafiylar, hizbiylar. Bularda endi anchagina mana o'zlari ham tushunib yetib qancha-qanchasi bu noto'g'ri ekanligini bilib qaytdilar. Lekin yana ham tashqi davlatlarda dunyoda ularni qo'llab-quvvatlab turgan va shu bilan birga bizni o'zimizda yurtimizda shularni yo'lini hozir ham rost to'g'ri yo'l deb ularga ergashlik istab turgan yurtlarimiz bor. Shular ko'zini ochishlik kerak. Ularni maqsadi yaxshi emas. Maqsadi o'sha insonlarni faoliyatidan, insonlarni harakatdan foydalanib o'zlarining asosiy maqsadlariga erishishlik xolos, boshqa narsa emas. Alloh taolo barchamizni tinch qilsin, duo qilaylik, ya Robbi, avvalambor yurtimizni tinch qilgin, osmonimizni sofo qilgin, qalbimizni tinch qilgin, ibodatlarni o'z o'rnida chiroyli ado qilishimizni bizga doim nasib aylagin. Bu qo'shni davlatlardagi notinchliklarni ham o'zing ketkazib, ularni ham tinch hayot kechirib olishni nasib aylagin. Sallallohu alayhi va sallam sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.